Herkese merhaba. Avukat Devrim Nur Kayabalı ile hukuk alanında merak ettiğiniz konuların tartışıldığı programda yepyeni bir bölümle karşınızdayız. Hoş geldiniz Devrim Hanım. Hoş bulduk tekrar Gizem Hanım. İyi yayınlar. Teşekkür ederiz. Bu haftanın konusu kişisel verilerin korunması kanunu. Biliyorsunuz ki 2016'da bir kanun çıktı, kişisel verilerin korunması kanunu. İlk başta açıklayıcı olması için hani bu kanun nedir, bu kanunla birlikte bize gelen haklar nelerdir onları sormak istiyorum. Hı hı. 2016 yılında söylediğiniz gibi ülkemizde Türk hukukunda kişisel verilerin korunması kanunu adı altında bir kanun kabul edildi. Aslında şu anda bu hem bizler için yani gerçek kişi vatandaşlar için yeni hem de özel teşebbüsler yani şirketler firmalar için çok yeni ve daha oturuşmamış bir sistem. Biz her ne kadar bunu Türk hukukundaki mevzuatlarımıza 2016 yılında sokmuş olsak da aslında bu kanun eskiden 95'e 46 olarak geçen bir kanun vardı. 1995 yılından itibaren Avrupa Konseyi'nin yönergeleri ve Avrupa Birliği üyeleri tarafından konuşulan, tartışılan bir kanundur. Buradaki amaç şudur: gerçek kişileri yani sizi, bizleri korumaktır. Kime karşı? Verilerimizi alan, kopyalayan, sağa sola umarsızca gönderen, özellikle firmalara karşı. Kanunun söylediği budur. Şimdi Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi dediler ki 1995 yılında 95'e 46 olarak bir kanun biz kabul ettik ve bu zaman içerisinde tartışıldı, uyumlaştırma sürecine giren oldu, girmeyen oldu. 2012 yılı itibariyle bir rest çekti. Eğer siz dedi kendi mevzuatınızda kişilerinizin yani vatandaşınız olan bireylerin verilerini koruyamıyorsanız, buna ilişkin bir mevzuatınız yok ise yasalarınızda, ben o zaman Avrupa Birliği üyesi ülkeler olarak bir beyaz liste yayınlayacağım dedi. Buraya güvenilir ülkeleri gireceğim. Bunun dışında kalan ülkeler Avrupa Birliği üye ülkeleriyle ticaret yapamayacaklar dedi. Tabii birazcık bizdeki durum da buradaki ticaret yapamama algısından ve onun getirdiği baskıdan kaynaklanarak hızlı bir şekilde mevzuatımıza girdi. 2016 yılında biz kanunumuzu kabul ettik. Kanun uluslararası anlamda kabul görmüş kişisel veri tanımının üzerinde şekilleniyor ve özel teşebbüslere yani firmalara bir dizi yükümlülükler getiriyor. Kişisel veri en özet ve temel haliyle şu: sizi, beni, bir firmayı göstermeye, tanımlamaya, bulmaya yarayan her türlü bilgi. Nedir işte? Saç renginiz, göz renginiz, boyunuz, kilonuz, cinsiyet durumunuz, kan grubunuz, TC kimlik numaranız, telefon numaranız, adresiniz, her türlü veriniz aslında. Yani bizim günlük hayatta çok umarsızca kullandığımız verilerin tamamı kişisel veridir. Bu sadece dijital ortamda değil, değil mi? Hani normal bir ortamda da. Hayatımızın her alanında, fiziksel veya dijital ortamlarda kullandığımız kişisel verilerden bahsetmekte. Hatta kanuna ek bir takım İSS protokolleri, işte sosyal medya düzenlemeleri gibi ek yönetmelik ve kanunlarda çıktı, çıkmaya da devam ediyor. Bu kanun kişisel verilerin korunması kurumu ve kurulu olarak bir teşkilatlanma, bir yapılandırma oluşturdu. Bu yapılandırma RTÜK gibi, rekabet kurumu gibi hiçbir bakanlığa bağlı olmayan, kendi başına idari para cezası kesme, cezalandırma, bir dizi yönergeler çıkartma hakkına sahip olan, denetim yapabilen bağımsız özel bir kurum halinde. Kurum işleyişi yönetiyor, kurul da cezaları kesiyor. Hatta 20 farklı sektöre şu anda cezalar kesilmeye başlandı. Kanun diyor ki, ben Verbis kayıt sistemi diye bir kayıt sistemi başlatıyorum diyor. Sen artık özel teşebbüsler ve bakın burada az önce saydığımız verileri işleyen bütün sektörler var. Çünkü genelde şu soruluyor: ben şunu yapıyorum, yapmak zorunda mıyım? Ben bu sektördeyim, benden ne alakası var? Telefon numarası dahi alıyorsanız, kişileri tanımlamaya yarayan herhangi bir bilgiyi işliyorsanız, siz de Verbis'e kayıt olmakla yükümlü bir sektör veya ticari faaliyet sürdürüyorsunuz. Bir kayıt sistemi oluşturuldu Verbis kayıt sistemi olarak. Şu anda bunun son tarihi bu arada 30 Mart 2021 olması lazım. Covid nedeniyle çekildi ve süresi içinde kayıt yapılmayanlara kanun yüklü idari para cezaları veya belki suç teşkil eden bir durum varsa Türk Ceza Kanunu kapsamında hapis cezası veya adli para cezası kadar da kesme yükümüne sahip. Sisteme bilgilerinizi giriyorsunuz. Diyorsunuz ki ben Gizem Hanım'la çalışmaya başladım, örnek veriyorum. Ben bir şirket olayım, siz bana iş başvurusuna gelen bir birey olun. Ben sizin CV'nizi eskiden alıyordum ya, CV'nizi nereye koydum belli değil. Ne yaptım belli değil, unutuyordum, gidiyordu. Benle çalışmıyordunuz mesela. Ama CV'niz bir yerlerde saklı kalıyordu. Artık bunu yapamam.
ben sizin bilgilerinizi ne için aldığımı, ne kadar süreyle kendimde saklı tutacağımı bildirmekle yükümlüyüm. Hatta şöyle bir şey de oluyor. Hani iş başvurduğunuz yer size soruyor. Hani 2 sene boyunca saklamıştık. Sonuna geldik o sürenin. Hı-hı. Tekrar saklayalım mı diye bir bildirim gelme imkanı olduğunu duymuştum. Şu an imkandan öte mecburiyet haline geldi. Mesela biliyorsunuz belli firmalardan alışveriş yapıyoruz biz. Onlar bizim telefon numaralarımızı datalarında, veri datalarında tutuyorlar. Bir ay sonra, 2 ay sonra bir kampanya olduğunda çat bir bakıyorsunuz telefonunuza. SMS geliyor işte bilmem ne firmasında büyük kozmetik indirimi, büyük tekstil indirimi diye. Artık bu SMS'ler de yasak. Yani bu SMS'lerin size gelebilmesi için bu firmaların sizden açık rıza almaları gerekiyor. Kanunda bir önemli ayrıntı şu, kanun genel veri ve kişisel veri ikiye ayırıyor özetle. Genel veri diyor ve özel veri diyor. Özel veri bizim için nitelikli ve çok daha farklı Tabii. koşullara tabi olan veriler. Bizim kanunumuz işte sağlık durumlarınızı, kan grubunuzu, ilginç bir şekilde Türkiye bu arada dünyada ilk defa kılık kıyafet ibaresini kişisel verilerin korunması kanunda geçilmiş bir ülkedir. Kılık kıyafetinizi ayrımcılığa tabi olmamanız bakımından bu gibi birkaç tane istisnayı özel veri kabul ediyor. Bunu genelde yapanlar poliklinikler, işte dispanserler, eczaneler, sağlıkçılar, spor salonları hatta belki. Bunları bir dizi farklı yönetmeliğe tabi tutuyor. Yani kanun özetle hayatımıza birkaç tür yeni politika getiriyor. Diyor ki kardeşim artık sen kafana göre milletin verisini alamazsın. İstisnaları sayıyorum. Bunlar dışında veri alıyorsan ne kadar süreli tutacağını bildireceksin diyor. Özel veri işliyorsan açık rıza alacaksın diyor. Kişilerin verilerini ne yapacağını söyleyeceksin. Kişiye eğer veri tabanından bir e-posta, e-mail gönderiyorsan alta bilgilendirmeyi geçeceksin. Eğer bir web sitesi kullanıyorsan veya internet satışı yapıyorsan çerez, gizlilik politikası gibi bildirimleri oraya yükleyeceksin. Kafana göre herkesin numarasını kendine saklı tutup SMS atamayacaksın. Bunun sonunda ne oluyor? Siz şu hakka sahipsiniz. Az önceki örneğimize geri dönelim. İş başvurusunda bulundunuz, ben sizi işe almadım ama bir şekilde benim iş yerimdeki veri tabanımda bu duruyor. Bulundum, veya evet. Başka tür çalışma arkadaşlarımızın eline sizin verileriniz geçiyor. Bir çalışma arkadaşımız sizi iş görüşmesine çok beğenmiş. Numaranızı almış CV'nizden, size mesaj atıyor tanışmak için ya da sosyal medyadan ekliyor vesaire vesaire. Siz diyorsunuz ki numaramı nereden aldın? Ya işte falanca şirketi iş başvurusunda bulunmuştun ya sen. Ben oradan numaranı yani. Aldım. Siz hemen gidip KVKK kuruluna beni ihbar edebilirsiniz firma olarak. Çünkü ben veri sorumlusuyum. Her firmanın imza yetkili kişisi veri sorumlusudur. Yani kendi elemanlarının, veri işleyenlerinin yapacağı bir gafletten de sorumlu. Evet, genel anlamıyla veri sorumlusu yükümlülük altındadır. Geliyorsunuz diyorsun ki KVKK kuruluna bir dilekçe veriyorsunuz. E-Devlet'ten veya kurulun kendi sitesinden formlar yoluyla şikayetinizi bildirebiliyorsunuz. Hemen o şekilde dilekçe veriliyor değil mi? Öncelikle yazılı olarak firmaya başvuruda bulunmanız lazım. Bu bir şart. Yani kurula gitmeden evvel bana bir yazılı bildirimde bulunacaksınız. İhtar çektiniz, mail gönderdiniz. Ya ben size iş başvurusuna bulundum. Benim numaram sağda solda geziyor. Sosyal medyam geziyor. Adım soyadım geziyor. Çalışanlarınızdan falanca kişi böyle böyle bir şey yaptı. Siz bunları nerede tutuyorsunuz? Bunlara başka kimler ulaşabiliyor? Bana lütfen bilgi verin. Ya da işte ne istiyorsanız seçimlik haklarınız var. Bana şunu verin. Benden talepte bulunuyorsunuz. Ben yazılı talebinize karşı 30 gün içerisinde yazılı olarak size cevap vermekte yükümlüyüm. Vermedim, süreyi kaçırdım veya verdiğim cevap sizi tatmin etmedi. 30 gün sonunda beni alıyorsunuz, kurula şikayet ediyorsunuz. Kurul beni inceliyor, bana para cezası mı kesiyor, artık nasıl bir yaptırımı öngörüyorsa öngörüyor veya öngörmüyor. Siz de gidip şunu yapabiliyorsunuz. Genel mahkemelerde bana karşı kişisel verilerinizin umarsızca yayılmasından ötürü, yükümlülüğüme aykırılıktan ötürü bana tazminat davası açabiliyorsunuz. Mesela. Bu hapis cezasına kadar da gider mi? Hapis cezasına kadar gidebiliyor. Özellikle özel nitelikli verilerin işlenmesinde ve yayılmasıyla alakalı durumlarda evet TCK'da hapis cezasının öngörüldüğü durumlar da var. Peki hani bunu diğer programa bırakacağız ama merak ediyorum. Bu anlık mesajlaşma uygulamalarının gizlilik politikaları nasıl değerlendiriyorsun? Böyle kısa bir değerlendirme alsam sizden. Malum WhatsApp konumuzla alakalı evet, konudan bahsediyoruz. Gündemde. Şimdi orada WhatsApp'ın tamamen ticari olarak kendi yetkililerin de açıkladığı bir durum vardı. Aslında bizim verilerimiz zaten şu anda yeni WhatsApp tarafından dinlenmiyor. Facebook'la biliyorsunuz bunlar birleşmişlerdi. Uzun süredir bizim verilerimiz sosyal ağlar üzerinden zaten dinleniyor. Ama bunu kullanamıyorlar. İşte mesela Adana'da bir otel arıyorsunuz Facebook'tan. Chat sayfayı bir daha açtığınız zaman Adana otelleri önünüze reklam olarak iniyor evet, gibi. Evet. WhatsApp da aynısını yapmak istedi. Dedi ki ben birleştim.
Facebook sahibi WhatsApp'ı aldı. E tamam, aynısını buraya da yapalım. Niye bundan para kazanmayalım ki? Yani sokaktaki 10 insanın 9'u artık WhatsApp üzerinden haberleşme yapıyor dedi. Bu konu evet uzunca bir konu ama gizlilik politikası bakımından şöyle. Hem az önce bahsettiğimiz kanunun kabulü ve getirdiği yenilikler, hem de daha evvel WhatsApp'ın uyguladığı gizlilik politikası nedeniyle zaten bunu yapması şu anda hukuki olarak mümkün değil. O nedenle insanlarımızın kendini bu kadar sıkmasına ve kasmasına gerek yok. Nitekim bir geri adım da atıldı bununla evet. alakalı. Yani bu süreç 15 Mayıs'ta sanırım o zamana evet. kadar ertelendi. Normalde Şubat ayının ilk haftası evet, olması 12'si, lazımdı. 13'ü Şu gibi. An bir tık ötelediler çünkü mevzuatlarını ve işte bu az önce bahsettiğimiz kanunun getirdiği politikayı hayallerindeki sisteme oturtamıyorlar. Buradaki amaç tamamen ranttı. Rantı artırmaktı ama düzleme oturmadı maalesef. Verdiğiniz önemli bilgiler için çok teşekkür ederiz. İzleyicilerimiz için de zaten umarım çok açıklayıcı olmuştur. Siz de beğendiyseniz lütfen kanalımıza abone olup yorum yapmayı unutmayın. Düşüncelerinizi, değerlendirmelerinizi bizimle paylaşın. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşça kalın.